Şehit olan Zekeriya Gözcüman'ın cebinden çıkan şiirde diyor ki, bedenimden kör kursunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak diyor. Madalya bu mudur? Bu değildir. Bu demir parçası değildir. Yaklaşık 2 hafta civarında zaten operasyonlara sık sık çıkıyorduk. 31 Temmuz 2016 tarihinde öğlen saatlerinde bir anda üstümüze kurşunlar yağdı. İlk kurşunlarla beraber yanımda olan 3 tane arkadaşım gözlerimin önünde şehit oldu. Maalesef eşiniz yürüyemeyecek. Bir keselim. Yani bugün bir toplu taşımaya gidin, binin. Bizim binmemiz gereken 4 koltuk var ya, görmedim boş olduklarını. Ya dedim burası bize ait. Biz yani gazi, terörle mücadele gazi falan dedim. Müsaade et de oturalım falan. Ya adam itti beni ya. İtti ya beni. Vay anasını. Benim eşim veya annem o Diyarbakır anneleri Yürgesin Meclisi kapısında nöbet mi tutsunlar? Biz de haklarımızı istiyoruz diye. Onun evladı vatana ihanet etmiştir. Türk askerine, Türk polisine kurşun sıktılar. Onlar anneleri çok mu değerli? Bizimkiler o kadar değersiz mi? Benim eşim onları korurken oldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım. Yani 3-5 kişinin bize verdiği değersizlik vatanımızdan vazgeçmemize sebep olmaz biz. Hala çok seviyorum. Hala da ölmeye hazırım. 15 Temmuz gazileri sizden daha mı kıymetli? Bu sorunun cevabını çok soruyorum ben. Milletçe meydanlarda toplanalım. Açlıların oyununa geliyorsunuz. Çenesiyle tank kırdı deyip de bacanayla kavga ettiğinden dolayı çenesi kırıldığını ve gazilik unvanını da aldığını daha sonra çıkan insanlar da var.